Şimdi değerli konuklarım, sevgili Erol, şimdi görüntü vereceğiz. Arkadaşlarımızdan rica ediyorum. O habere gideceğiz. Gençler ormanlık alanda dolaşırken otların arasında bakın barutla patlayıcı olarak patlayıcı haline getirilmiş torpiller buluyor. Ve bunlar sıcağa bağlı olarak ısındığı zaman Allah korusun bu doğada değil evinizde de olabilir. Cep telefonu da mesela çok fazla ısındığı zaman ne yapıyor? Patlıyor. Öyle değil mi? Hani evet. Çok aşırı. Şimdi bu dün bulunan görüntüler. Bir de böyle bir gerçeğimiz var. Biz eksiklerimizi tabii ki konuşacağız ama bakın. Bak şurada var, altta var. Görüyorsunuz görüntüleri sevgili izleyiciler. Bunun dibi. Oda Hanım, burada müsaade ederseniz. Pardon hocam, görüntüleri bir izleyelim. Hemen ilerisindeyiz, 20 metre yukarısı. Muğla Datça'da. Aktur bölgesinde. Muğla. Bunun dibi. Datça, Aktur bölgesi evet, ormanlık Aktur, alan. Oranın evet. Genelde Ankaralıların gittiği bir site, bir bölge. Datça'ya biraz mesafeli, çok değerli bir site. Bir sesleri dinleyelim. Yani bir daha. Bence. Bu bak bunun dibi. Valla bir tanesi şuradan çıktı değil mi? Hep şuradan. Aynen, bak burayı çek Türk bayrağının hemen ilerisindeyiz 20 metre yukarısı. Bir tane daha var. Bunun dibi dolu değil mi? Bir sürü. Bak buraya geçin. 4-5 tane var burada. Nasıl aldın ama bilmiyorum. İnanamıyorum. Ben alırım şimdi onları da nerede? Aa evet. Bak şurada var altta evet. Var. Ben evet şimdi yani. Bu görüntüler dün bak, çıktı. Az önce söylemiştik ya hani toz duman aralanmaya başlıyor. Şimdi bu gerçekler ışığında bu yangınları da yorumlarsak daha sağlıklı olur. Şimdi şöyle ben dün bir şey söyledim. Siz bana sitem ettiniz. Ben dedim ki şimdi bu sabotaj. Şimdi benim inancım şu bir kere. Bir bu yangınlar dünyada birçok yangın olduğu için bir gerçekten doğal şekilde yananlar var. Sıcaklıktan evet. Vesaire. Bir de teröristlerin yaktıkları var ama teröristler sanki hepsini kendi yakmış gibi çok güçlüyüz bak ne kadar çok yangın çıkardık evet. Havasına giriyorlar. Ben de o noktada Sayın İçişleri Bakanımıza dedim ki dün buradan seslendim dedim bir istihbarat zafiyetim var acaba? Çünkü istihbarat nedir? Önceden öğrenip gereken önlemleri almak. Bu arada İçişleri Bakanımızı ve bakanlığımızı bütün teşkilatları istihbaratı tebrik ediyorum. Onlarca canlı bombayı vesaireyi bombaları... Türk halkının tedirgin olmasın diye bizlerin haberi olmadan yakalayıp halletler hiçbir patlamalar evet. Çat, Allah korusun olmuyor. Ama bu konuda bu ormanlar konusundaki yangınlarda bir istihbarat zafiyeti oldu mu şimdi, diye düşünmekten kendimi alamadım. Dün ben, ama bakanımız da pardon demiş ki ben yangını elimle mi söndüreyim yani. Şimdi insanların tabii ki şu anda orman görevlileri, tüm gönüllüler, herkes canını ortaya koymuş bir şekilde... Bakanlarımız da dahil savunmak adına söylemiyorum ama yangının içinde mücadele etmekle mücadele edeni karşıdan yorumlamak arasında da dağlar kadar fark var. İstihbarat zafiyetinde ben sitem etmedim sana ama bu kadar büyük metrekarelik bir ülkede bu kadar ormanlık alanda sadece bizde değil bütün dünyanın o zaman istihbaratında 40 ülke ama yanıyor. Hepsinde var zafiyet. Benim Marmaris mi, benim hayır. Bodrum mu, benim Antalya tamam, mı çatır çatır yakalayacaklarsa ve bu yandıktan ama sonra hayır. Ben tabii ki kime, tamam. Kime soracağım? Hayır. Tabii ki İçişleri Bakanlığı'na sor, ama sadece şu anda bu ülkede sosyal medyada ilerleyen dakikalarda o konuya da geleceğiz. Bu sadece dünyada bizim şu anda başımıza gelmiş sadece Türkiye'de oluyor. 40 ülke yanıyor. Soruyorum. Sabotaj kısmı. Doğal yangınlar zaten. Aynı şekilde diğer ülkelerde Allah'a mı sorumlu? 40 ülkede yangın devam ediyor. 40'ında doğal yollardan değil. Onlarda da aynı şekilde sabotaj var. Bu kadar olabilir mi? Yani bu kadar dünyanın her yerinde aynı anda bir ülkenin farklı bölgelerinde olacak.